İyi günler. Ben Profesör Doktor Faruk Gencilik. Yeditepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Özellikle ilgi duyduğum alanlar üro-onkoloji, yani ürolojik sistemin kanser cerrahisi, taş ameliyatları, laparoskopik ve endoskopik ameliyatlardır. Bugün size prostat kanseri hakkında küçük bir bilgi vereceğim. Prostat kanseri tüm dünyada erkeklerde en sık görülen kanserlerin başında gelmektedir ve görülme sıklığı yaş arttıkça artar. Çünkü bu prostatın kendi doğasından kaynaklıdır. Prostat aslında üremek için çok gerekli bir organdır ve yoğun bir şekilde erkeklik hormonuna maruz kalır. Bu maruziyet sonucunda belli bir yaşın üzerinde prostatta bir takım değişiklikler başlar. Ve bu değişikliklerin kanser olup olmamasını tespit etmek hepimiz için çok çok önemlidir. Prostat kanseri riskini arttıran 3 majör risk faktörü vardır. 3 kesinleşmiş risk faktörü vardır. Bunlardan bir tanesi artan yaştır. Yaş arttıkça prostat kanserinin görülme sıklığı artar. 40 yaş altındaki erkeklerde sadece 10 bin erkekte birinde görülen prostat kanseri 40-60 yaş aralığına gelindiğinde her 100 erkekten birinde görülüyor. Ve 60 yaş üzeri erkek grubunda ise 8 erkekten birinde prostat kanseri görülebiliyor. Yani buradan da anlaşıldığı gibi prostat kanserinin doğasında yaşla beraber bir artış söz konusudur. İkinci risk faktörümüz ise genetiktir. Yani ailemizde birinci derece yakınlarımızda prostat kanseri varsa sizde de prostat kanseri görülme sıklığı artar. Birinci derece yakınlarınızda bir kişide prostat kanseri varsa prostat kanseri görülme sıklığı 3 kere artar. Eğer birden fazla, yani 2 kişide ve daha fazla var ise bu oran 18 kata kadar artmaktadır. Ve bu kişilerde prostat kanseri taraması erken yaşta yapılmalıdır. 40 yaşından sonra hemen başlamalıdır. Bir diğer risk faktörü ise etnik kökenimiz. Yani dünyada en sık Afro-Amerikan dediğimiz grupta görülmekte. Daha sonra ise Avrupalılar da gelir. Ve daha sonra işte içinde bulunduğumuz Türkiye, Balkanlar ve Kafkasya coğrafyasında görülmektedir. Dünyada en az ise Güneydoğu Asya ülkelerinde görülmektedir. Bunun çeşitli sebepleri vardır, spekülasyonları vardır. Ama bilmemiz gereken temel nokta bu 3 temel risk faktörü prostat kanserinin görülme sıklığını arttıran risk faktörleridir. Prostat kanserine ne gibi bulgular yapar? Şimdi bu başlığa geldiğimizde ise aklımızda tutmamız gereken temel şey şu: prostat kanserine özgü hiçbir bulgu yoktur. Yani örnek vermek gerekirse mesane tümörlerinde idrardan kan gelmesi en büyük bulgudur. Ama prostat kanserinde böyle bir bulgu yok. Hiç bulgu da vermeyebilir. Ya da iyi huylu prostat büyümesinde göreceğimiz bulgulara sahip olabiliriz. Yani idrar çıkmada zorluk olabilir, sık idrara gitmek olabilir, geceleyin tuvalete kalkma sıklığımızda artış olabilir. Bütün bu bulgular olabileceği gibi hiçbir bulgu da vermez. Buradan aklımızda kalması gereken temel cümle şudur: prostat kanseri sinsi ilerleyen bir hastalıktır. İlle de bir bulguyu beklemek zorunda değiliz. Dolayısıyla tüm dünyada ürologlar prostat kanseri için bir tarama programı başlatırlar. Burada amaç prostat kanserini erken dönemde, daha prostatın içindeyken, prostatın dışına çıkmadan, başka yerlere yayılmadan prostat kanserini tespit etmektir. Bu çok önemli. Ve önerilen yaş, eğer ailemizde, yakınlarımızda prostat kanseri yoksa 50 yaşından sonra mutlaka tarama testine girmeliyiz. Tarama testi nedir? Yılda bir defa PSA denilen bir kan analizi örneğini yaptıracağız ve bir de üroloğun yapacağı prostat muayenesini yaptıracağız. Bu ikisi önemlidir. Ailemizde prostat kanseri olan varsa biraz önce söylediğim gibi bu tarama metodunu, tarama sistemini 40 yaşından sonra bu sisteme dahil olmak lazımdır. Tarama sistemi özellikle 1990'ların başından sonra tüm dünyada çok yaygınlaştı ve sonucunda daha çok prostat kanseri tespit eder olduk. Ancak bunların çok 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 önemli bir kısmı, %50'sinden fazlası,
prostat organına sınırlıyken yakalandı. Bu tedavi açısından bize biraz sonra anlatacağım pek çok kolaylıklar veriyor. Hayatımızda çok büyük değişiklikler yaptırmadan bu kanserden kurtulma imkanı veren bir stratejik değişiklik oldu. Prostat kanserinde temel amaç dediğim gibi yani tarama programına girmek ve erkenden bir kanser varsa yakalamaktır. Şimdi PSA'mız yükseldiğinde ya da üroloğun muayenesinde şüpheli bir alan gördüğümüzde hemen yapmamız gereken şey, bunu mutlaka aklımızda tutmalıyız. Bütün erkekler bunu aklında tutmalı. Özel bir MR var, prostat MR'ı. Multiparametrik prostat MR'ı diye geçer. Biz bu MR sayesinde artık prostat içerisindeki kanserli alanları görebiliyoruz, şüpheli alanları görebiliyoruz. Bu şüpheli alandan aldığımız biyopsilerle de kesin tanı koyarız. Tanı konulur konulmaz yapmamız gereken temel iş prostat kanserini sınıflamaktır. Bu sınıflama 3 ana başlıkta yapılır. Birincisi kanser prostatın içinde mi dışında mı? İkincisi prostatın dışına çıkmış ama onun komşuluğunda mı? Üçüncüsü de metastaz yapmış mı? Bu 3 ayrım çok önemlidir ve üçünde de çok farklı tedaviler söz konusudur. Artık biraz önce de söylediğim gibi artık günümüzde tarama metotları sayesinde prostat kanseri çok erken aşamada yakalanıyor. Prostat kanseri organa sınırlıysa önümüzde pek çok seçenek vardır. Bazen biz prostat kanserini izleyebiliyoruz. Hiçbir şey yapmadan takip de edebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bazı prostat kanserleri çok yavaş ilerliyor. Hiçbir şey yapmaya da ihtiyaç duymuyor. Ama bazıları biraz daha çalışkan, biraz daha fazla ilerliyor. Bunlara ameliyat yapmak gerekebilir, ışın tedavisi vermek gerekebilir. Ya da son dönemlerde ortaya çıkan fokal terapi denilen bir tedavi yöntemi yapmak gerekebilir. Fokal terapi şudur. Fokal terapi prostat içerisinde sadece kanserli alanı özel bir ultrason cihazıyla yakarak kanseri tamamen yok etmektir. Ben buna prostat kanserini koruyucu tümör tedavisi diyorum. Çünkü böylelikle hem ameliyatta olan riskler hem ışın tedavisinde olan riskler ortadan kaldırılıyor. Nedir bu riskler? İdrar kaçırma riski ve cinsel fonksiyonun kaybolması riski. Fokal terapide bu riskler çok ciddi derecede azalıyor. Dolayısıyla erken dönemde ve iyi bir durumda prostatın içerisindeki yeri müsait olan tümörlerde fokal terapiyle de prostatımıza dokunmadan sadece kanserli alan yakılarak prostat kanserinde de kurtulmuş olabiliyoruz. Bütün bunlar önemli. Bütün bunlardan aklımızda kalması gereken en önemli şeyler mutlaka şunlardır. 1. Özetlemek gerekirse prostat kanserinin görülme sıklığı yaş arttıkça artar. İkincisi, eğer ki ailemizde, yakın çevremizde, kan bağıyla bağlı olduğumuz yakın çevremizde prostat kanseri varsa görülme sıklığı artar. Üçüncüsü, her ne şekilde olursa olsun en geç 50 yaşında yakınlarımızın hiçbirinde kanser yoksa bile, prostat kanseri yoksa bile 50 yaşından sonra prostat kanseri için bir üroloğa başvurup tarama testini istemeliyiz. Eğer ki yakınlarımızda varsa, yakınlarımızın en az birinde varsa 40 yaşından sonra bu tarama testini yaptırmalıyız. Tarama testinden sonra temel amaç prostat kanserinin hangi prostat kanserinin olup olmadığını araştırmak için bir radyolojik film çekilmeli, özel bir MR çekilmeli. Buradan alınan, şüpheli alandan alınan biyopsiyle de kesin tanı, yani prostat kanseri var mı yok mu tanısını koymak gerekli. Bütün bunlardan sonra tedavi aşamasında bilmemiz gereken ise temel 3 şey vardır. Bunu bütün erkekler bilmeli. Prostat kanseri organa mı sınırlı? Yani prostatın içinde mi, dışında mı? Dışarısında ama komşuluğunda mı? Ve üçüncüsü ise uzak metastaz yapmış mı, yapmamış mı? Eğer prostat kanseri organın içinde, yani prostatın içinde sınırlıysa, daha dışarı çıkmadan yakalandıysa, üroloğunuzla mutlaka fokal terapiyi konuşun. Sağlıklı günler diliyorum.